evladını kaybeden anneler olarak bu acının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlar toprakta çürüdü, biz de yeryüzünde çürüdük. Suçlular gereken cezayı alsınlar. Benim oğlum da 9 aylık evliydi. Yani torun sevgimiz yok. Yani çocuğu olacaktı, çocuğumu elimden aldı. Suçsuz yere. Değerli Haber Kıbrıs izleyicileri, bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz tüm ülkemizin kanayan yarası trafik ve yanımda evlatlarını trafik kazasında kaybeden 3 tane acılı anne var. Bugün onların acılarını ve adalet arayışlarını sizlerle buluşturacağız. Ben Cemre Yönet'in annesiyim. 26 Şubat 2024 tarihinde 285 promil alkollü bir 19 yaşındaki bir sürücü tarafından oğlumu kaybettim. 26 Şubat'tan beri bir adalet arayışındayım. Artı trafik kazalarında bu kadar kazaların önlenmemesi için elimizden geleni yapmaya, sesimizi duyurmaya, toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Biz evlatlarımızı kaybettik, 3 anneyiz. Evladını kaybeden 3 anneyiz. Biz evlatlarımızı kaybettik, evlatlarımızı geri getiremeyiz. Ama hiç değilse birkaç kişinin dahi canını trafik kazasından kurtarabilirsek kendimizi mutlu sayacağız. Kenan Kurtdemir'in annesiyim. 2021, 17 Ocak'ta trafik çarpışmasında oğlumu kaybettim. Ve o günden bugüne hala daha geç kalmış bir adalet. Daha davası bitmedi. Ağır cezaya daha yeni başladı. 4 yıl, 5. yıla girecek ocağın 17'sinde. Ben Cuma Mavsalı'nın annesiyim. 20 Şubat 2016'da dikkatsiz bir sürücü yüzünden oğlumu kaybettim. Suçsuz yere kaybettim. Benim davam görüldü, bitti. Tek amacımız başka kazalar olmasın, başka evlatları yitirmeyelim. Onun için sesimizi duyurmaya çalıştık ve arkadaşlarıma destek olmak için geldik. Kaza sonrası adalet sürecinde neler yaşadınız? Bundan bize bahseder misiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Benim 26 Şubat'ta, bugün 211 gün oldu. 211 günde dava sürecimiz 4,5-5 ay bizim bilirkişi raporunu bekledik. Bilirkişi raporu tamamlandıktan sonra da 12 Temmuz'da tahkikat memurum benim dosyam, yani oğlumun dosyasını Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. 2,5 aydır da bu pazartesi aradım ben. Daha savcılık noktasına gelmedi. Şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Sayın yetkililerimizden de bunu istiyorum. Empati kurmalarını istiyorum. Tek evladımı kaybetmiş bir anneyim ben. Hepimiz öyle evlatlarımızı kaybettik. Bürokratik işlemlerin ağır işlemesi, adalet arayışı içerisinde olan insanlar, bir tek ben değilim adalet arayışı içerisinde olan. Adalet arayışında olan insanların canını çok yakıyor. Neden diyeceksiniz? Sevdiğinizi kaybetmişsiniz. Zaten onun bir psikolojik üzüntüsü var. Yemek yiyemiyorsunuz, uyku düzeniniz bozuluyor, her şeyiniz alt üst oluyor. Ve en kötü tarafı da bizim canımızı yakan oğullarımızın katilleri diyorum ben. Dışarıda kefaletle de serbest geziyor. Adalet arayan annelerin canını çok yakıyor bu. Çünkü bizim suçumuz yokken suçlu duruma biz düştük. Acı çekiyoruz. Hayatımız alt üst oldu. Ama bu hataya neden olan, alkollü, hızlı giden, birilerinin ölümüne sebep olan insanlar kefaletle dışarıda. Buranın kanunlarına göre kefaletle dışarıda geziyor. Beni bu çok rahatsız ediyor bir anne olarak. 7 aydır adalet ateşiyle yanıyorum. Hiç değilse cezasını alsın, bir nebze nefes alabileyim. Oğlumu geri getiremeyeceğim ama hiç değilse buna sebep olan, oğlumun ölümüne sebep olan insanın da cezasını alıp hapse girmesini istiyorum. Ağır işlediği vakitte gerçekten bizler için çok zorlu bir süreç. 2021 Ocak ayı, dediğim gibi 17 Ocak'ta kaybettik. Biz en az 2-3 ay kendimizi bir eve kapatma olayı oldu. O acıyla. Hep biz polis tutanak tutacak, mahkemeye sevk edilecek diye o arayış için, bekleyiş içinde. Ne zaman artık yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık, etraftan biz bunu duymaya başladık. Bu çocuk serbest, hiç tutuklanmadı.
Biz polise şikayete gitmeye başladık. Bize tek söyledikleri söz, Türkiye'den hız raporu beklenir diye. Hız raporu kan örneği. Yine bekleme içine girdik. Bir cevap alamadık. Biz başladık artık etrafa. Savcılığa gittik. Ombudsman'a başvurduk. Yine başka yerlere başvurduk. Hiçbir sonuç alamadık. En sonunda Güvenlik Kuvvetleri'ne başvurduk. Ve Güvenlik Kuvvetleri'nden 9. ayda, 2021'in 9. ayda bize Türkiye'den rapor geldi. Ve o zaman çıkış yasağı elinden alındı. O saate kadar serbest gezdi. Ve o günden bugüne yine bekleyiş içinde. 2023 gün 10. ayında mahkemesi görülmeye başladı. Ve hala daha bekliyorum. Hala daha bekliyoruz. Ağır cezaya daha yeni sevk edildi. 5. yıla girecek Ocak'ta. 4 olacak 5. yıla ve biz hala daha mahkemenin sonuçlanmasını bekleriz. Ya onlar serbest dolaşırken biz nefes alamayız. Ya bir evden bir kişi öldüğü zaman bütün aile ölüyor. Onun arkasına ben eşimi kaybettim psikolojik sorunlarından. Benim oğlum toprakta yatıyor ve katili dışarıda dolaşıyor. Geç kalmış bir adaletten dolayı acı içinde kendini sonlandırdı. Bu nedendir? Oğlum hayatta olsaydı benim eşim hayatta olacaktı. Sırf adalet yerini bulmadığı için. Ağır yürüyen bir adalet. Ve bizim istediğimiz bundan sonra bu trafik kazaları olmasın. Çarpışmalar olmasın. Bizim yandığımız gibi başka anneler yanmasın. Gencecik 23 yaşında oğlumu ben toprağa verdim. Yani biz akşamları uyuyamaz olduk. Her akşam ne demektir bir anne evladının elbisesini koklasın, odasına gitsin çocuğun elbiselerini koklasın ve ağlaya ağlaya gitsin yatınıyorsun. Onun için yetkililerden yani bunu isteriz ki bir an öncesi suçlular cezasını çeksin. Çocuklarımız geri çek gelmez. Ama en azından bir suç, yani suçunu cezalandı mı, bir ceza aldı mı, bir nebze de olsa içimize su serpilecek. 20 Şubat 2016'da oğlumu dikkatsiz bir sürücü yüzünden kaybettim. Dava süreci 8-9 ay sonra başladı. Yaklaşık 1,5-2 yıl sürdü. Maalesef cezaların az olduğu bir şey değil. Kadın önce 1 yıl ceza aldı. 7 davadan suçlu bulundu. 7 de suçlu bulundu. 1 yıl ondan sonra istinafa gittik. İstinafta yine suçlu bulundu. 6 ay daha uzadı. Daha sonra 6 ay cezaevinde tamamladı cezasını. Sonra deport oldu. Adadan gönderildi. Bu sürede yani mezarlığa mahkum olan biz olduk. Suçsuz yere hayatından olan benim oğlum oldu. Kadın kendi hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Daha sonra evlendi tekrar. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki o kazayı yapmamış gibi devam eder. Benim oğlum her gün toprak oluyor. Biz gece gündüz mezarlıkta dediği gibi Sezer ablanın ne uyku var ne hiçbir şey. Yani hayatımız bitti. Bir kişi ölmedi. Bütün aile ölmüş oldu. Zor bir süreçtir. Yani hayatın tadı yok. Hiçbir anlamı da yok bizim için, evladını kaybeden anneler için. Size trafik kazalarına karşı alınan önlemler ve yasalar yeterli mi? Hayır, asla yeterli değildi. Bu cezalar artırıldı, biraz olsun artırıldı ama bununla da bitmez. Eğitim, ilkokuldan eğitime başlanması lazım, şoför okullarının geliştirilmesi lazım. Yani gereken polisin güçlendirmesi lazım. Çok yapılacak çok şey var. Yolların düzelmesi lazım. Işıklandırma lazım. Hiç kolay değil. Ben mesela oğlumu kaybedeli 8 yıl, 7 ay, 8 gün oldu bugün. Hiç kolay bir şey değil. Hala daha ben koltukta yatan bir anneyim. Sezer ablamın dediği gibi resimlerini, kıyafetlerini, parfümlerini sıkarak ben sürekli mezarla parfüm sıkarım. Sürekli oğlumdan konuşurum. Bu kolay bir şey değildir. Çok zor bir süreç. Şimdi biz artık oğlumu, oğlularımızı diyeyim, geri getiremeyiz. Ama
bizim mücadele etmemiz, başka evlatlar, başka canlar gitmesin. Bizim yaşadığımızı başka anneler, babalar, aileler yaşamasın. O kolay değildir evlat yetiştirmek. Hele bizim çocuklarımız gibi tertemiz evlatlar yetiştirmek bu zamanda kolay değildir. Siz de görüyorsunuz ortalığın halini. Diyeceğim bu abla. Gönül Hanım, sizce bu yasalar yeterli değil. Ama neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk buranın sistemini bilmiyordum. Buralı olmadığım için buranın sistemini bilmiyordum. Herhangi bir trafik kazasında ölüme sebebiyet vermek eskiden kanunda cezası 7 yıldı. Ki Cuma'nın olayında da 7 yıldı. Ben bunu duyduğumda bir anne olarak çok üzüldüm. Ve bunun birkaç kişiyle görüştüm, hukukçularla görüştüm. 7 yıl ceza alan hiç olmamış. Yatarı 1,5 yıl, 2 yıl gibi. Bir anne olarak bunu duyduğumda şok oldum gerçekten. Nasıl ya dedim. Biz çocuklarımızı gerçekten dürüst, ahlaklı, topluma yararlı bireyler olarak, ben bir anneyim ki Sezal abla ve Nazife abla da öyle, düzgün evlatlar yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ve ölüme sebebiyet verdiğinde 1,5 yıl, benim çocuklarımızın ömrü 1,5 yıl değildi. Bunun için bir mücadeleye giriştim 30 Mart'ta. Sezal ablayı, Nazife ablayı ve birçok aileyi de iletişime kurdum, onlarla geçti. Cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkartmayı başardık. Kanunlar da geçti. Ve trafik cezalarının da arttırılmasını da sağladık. Gerekli mi? Gerekli. Neden diyeceksiniz? Bizim toplumumuzda maalesef kurallara uyma bilinci yok. Kazaların birçoğu inanın ki sürücü hatasından kaynaklanıyor. Neden? Yollar müsait olmadığı halde son model arabalara binerek siz de trafiktesiniz, biz de trafikteyiz her gün. Aşırı derecede hızlı kullanıyorlar. Alkol alıyorlar, direksiyon başına geçmemelerini bildikleri halde alkol alıp direksiyon başına geçiyorlar. Sürüş halindeyken telefonla oynuyorlar. Bakın her gün kaza oluyor. Haberleri takip ediyorum ve bir tane kaza olmuyor. İki tane, üç tane mutlaka yaralanmalı, maddi hasarlı ve ölümlü. Bir haftada 85 tane kaza, 16-20 tane yaralanmalı. Bu normal değil. Bu neden kaynaklanıyor? Evet, ben Erhan Arıklı ile de görüştüm, milletvekillerimizle de görüştük, cezalar arttırıldı. Demek ki bir şeylerde daha eksiyiz. Biz trafik kurallarına uyma bilinci oluşturmamız lazım. Bu da eğitimle olacak, cezalarla olacak. Yoksa bakın biz evladını kaybeden anneler olarak bu acının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Gerçekten zor. Ve trafiğe çıkan tüm sürücülere, tüm ailelere, annelere, babalara sesleniyoruz. Biz bu acıyı yaşadık, siz yaşamayın diye lütfen kurallara uyun. Yoksa gerçekten bir gün sizin de başınıza gelecek. Ve biz ateş düşmeden sizi uyarmaya çalışıyoruz ki kurallara uyulsun. Trafikte güvenli yaşam mümkün çünkü. Kurallara yeter ki uyalım. Uymazsak daha çok insan olacak. Yılbaşından bu zamana 32 tane insan öldü. İnsanımız öldü. Sevdiklerimizdi bizim. Canlarımızdı. Düşünün bir kişi hani trafik kazası haber deyip bir kişi ölmüş Allah rahmet eylesin diyorlar. Allah rahmet eylesin denmesi o kadar zor ki bizim için. Bunu siz yaşamayın diye size de bir gün birileri Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun denmemesi için uyarıda bulunuyoruz. Önlem almaya çalışıyoruz. Toplumumuzun bilince, trafik bilincine, kurallarına, trafik kuralları bilincine erişmesi lazım. Ve yetkililerimizin de Milli Eğitim Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın, meclisin, sürücü okullarının ki bunu biz hep önerdik. Bir şeyler yapılması lazım. Demek ki bizim insanımız laftan anlamıyor. Kurallar niçin konulur? Uyulması için. Yasalar niye uyulur? Yasalar iyi insanlar için konulmuyor. İyi insanlar kurallara uyması gerektiğini bilir çünkü. Yasalar kurallara uymayan, uymak istemeyen insanlar için konuluyor ki cezalandırılsın ki bir daha yapmasınlar diye. Dediğim gibi yani savcılarımızın işi çok zor, polislerimizin işi çok zor. Çünkü iş yükleri çok fazla. Bunun bilincindeyiz. Ama empati kurmalarını istiyoruz. Biz de adalet arayan,
işte kazaların olmasını istemeyen anneleriz. Kendilerini bizim yerimize koysunlar, bizim yaşadıklarımızı düşünsünler. Süreci ağırdan almasınlar. Bir dosya 7 ayda savcılığa gitmemeli. Hızlandırılabilir. Herkes görevini düzgün yaparsa biz de çalışan insanlarız. İşleyiş daha çok şu olur, hızlanır. Bu saatten sonra bu trafik kazalarında, trafik çarpışmalarında, ölümlü kazalarında o cezaların bu kadar ağır ilerlememesi. Biz her geçen gün daha çok acı yaşarız. Çünkü ne kadar uzarsa o kadar daha çok bizim acımız artıyoruz. Hiçbir zaman geçmeyecek. Hiçbir zaman geçmeyecek. Ne demektir 4 yıl, 5. yıla girecek? 5. yıla girecek ve hala daha davası adalet sonuçlanmamış. Adalet arayışı içindeyiz. Ya biz yandık, başka anneler yanmasın. Yani bunun zaten bellidir verecekleri şey. Ya bu kadar uzatmalarına ne gerek vardır? Dediğim gibi az önce bizim çocuklarımız geri gelmeyecek. Ama karşıdaki suçlular cezasını alırsa biz de rahat edeceğiz. Bir nebze de olsa. Bugün benim çocuğum toprakta, bak o bekardı. Evlendi, hayatını kurdu. Duyduğum kadarıyla çocuğu da olmuş. Sırf cezasını düşürsün diye. Çocuğu var, sorumluluğu var. Ve bugün oldu, araba kullanıyor. Nasıl böyle bir şahsa dolmuş sürdürüyorlar? Böyle bir adalet mi oluyor? Bizi gece gündüz mezarlığa mahkum ettiler. Nazif Hanım'ın dediği gibi her gün gidip parfümünü sıkıyorum. Çocuğum hayattaysa aynı şekilde yapıyoruz. Her gün, gece gündüz biz mezarlıktan çıkmaz olduk. Gündüz gidemediğim zaman gece saat 9'da ondan ben mezarlıktayım. Zaten herkes ezberledi beni. Ama bir gün gitmesem, görmeseler gelmedim diyor. Yok, gündüz gelemedim, gece oradayım. Ama saat 9'dur, ama 10'dur. Mezarlıktan çıkmayız. Aman çocuğum bekler, çocuğum orada. Onlar toprakta çürüdü, biz de yeryüzünde çürüdük. Ya bizim yaşadığımız acıyı başkaları yaşamasın. Başka anneleri yanmasın. Başka evlatlarımız ölmesin. Ne, yani çocuklarımız hayata doymadan gitti. Dikkatsiz sürücüler yüzünden. Onun için yetkililerden istediğimiz bu cezaların fazla uzun sürmemesi. En azından bu arkadaşım kaç ay var bekliyor bir raporu gelsin diye. Bir imza yüzünden. Ha, çocuğu geri gelecek mi? Gelmez. Benim çocuğum geri gelecek mi? Gelmez. Ama karşı taraf yargılandı mı yoksa? Yargılanmadı işte. O da bizim tutuksuz yargılandı. Tutuksuz yargılanıyor. Evet, bekliyor. Daha ağır cezaya yeni sevk edildi. Daha ne kadar daha gidecek bu? 4 yıldır bir anne 2021, adalet arayışı. 2021 17 Ocak. Ve şu an 2024 bitti, bitiyor neredeyse. 2025'e varacak ve daha devası devam ediyor. Ve biz uyku uyuyamaz olduk. Boğazından yemek geçmiyor. Bir bayram gelsin istemesin. Özel günlerin gelmesini istemesin. Çocuğumun arkadaşlarını görsen yet. Dolaşıyor. Aralarında benim çocuğum da olacaktı. Kendini tutamazsın. Gözyaşı dökersin. Yani biz her gün acı içindeyiz. Adaletin hızlı işlemesi toplum sağlığını da çok etkileyecektir. Toplumdaki huzuru da, adalet arayışı, kamu vicdanını da rahatlatacaktır. Ve Sezer ablamın söylemiş olduğu şu var. Biz suçsuzken acı çekiyoruz. Suç bize kesilmiş gibi. Kurallara uymayan, suçlu olanlar dışarıda. Ve iyi hal alabilmek için bu süreç içerisinde evlenenler oluyor. Evet. Bir tıraş olup, beyaz gömlek giyip, evlenip çocuk yaparak iyi hal almamalılar. Çünkü o kazayı yaptıklarında suç olduğunu, hız yapmanın, alkollü araç kullanmanın suç olduğunu bile bile bunları yaptılarsa iyi hal indirimi yapılmamalı. Bizim vicdanımız çünkü rahatlamayacak. Bakın yeni çıkan kanunlardan bizim çocuklarımız yararlanmayacak. 7 yıldan cezalandırılacak. Hatta bu mücadeleyi verirken bana birçok milletvekili sizin çocuğunuz veya daha öncekinden bu cezalardan, yeni çıkacak yasadan yararlanmayacağını biliyorsunuz değil mi dedi. Evet dedim, biliyorum dedim. Ben yandım. Bir başka annenin adalet arayışında benim yaşadığım acıları yaşamaması için bu mücadeleyi veriyorum dedim. Çünkü çocuklarımızın ömrü 1,5-2 yıl değildi. Veya bir kravat takıp suçluların hakim yanında ezik büzük durup kravat takıp beyaz gömlek giyip evlendim işte çocuğum var deyip iyi hal. Benim çocuğum da evlenecekti. Bu ay benim çocuğumun düğünü olacaktı. Benim çocuğumun günahı neydi? 285 promil alkollü 19 yaşındaki bir sürücünün sorumsuz davranışı yüzünden benim çocuğumun hayatı gitti. Ben gittim. Torun sevgim gitti. Nişanlısının hayatı mahvoldu. Lütfen
cezaları verirken, evet kusur oranlarına bakılacaktır, kanunlara karışmıyoruz. Onların görev yetkileri dahilinde. Ama bir anne olarak empati kurmalarını istiyorum. Bizim de çocuklarımızın hayatı vardı. Kravat takarak, beyaz gömlek giyerek, tıraş olarak ihal indirimi olmamalı. Ya da bu süre içinde bakın 4 yıl olmuş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş. Ne oluyor? İşte evli, çocuğu var, ihalden indirim yapalım. Yapılmaması lazım çünkü canımızı çok yakıyor. Biz, onlar suçluydu ya, hız yaptı diye, alkol aldı diye suç işlediler, çocuklarımızın ölümüne sebep oldular. İhalden indirim yapılmamalı. Empati kursunlar, kendilerini bizim yerimize koysunlar. Beyaz gömlek giymeye inan, mağdurlar oynamasınlar, suçlular gereken cezayı alsınlar, çocukları oldu diye kendilerini şey yapmasına bak, benim oğlum da 9 aylık evliydi. Yani torun sevgimiz yok. Yani çocuğu olacaktı, çocuğumu elimden aldı. Sütsüz yere. Ben oğlumu kaybettim. Sütsüz yere. Ama ne oldu? Sanki suçlu bizi mahkum ettiler. Suçlular hayatını yaşar, hayatına devam eder, ödüllendirildiler. Az cezalarla ödüllendirildiler. Söyleyebileceğim bu. Kamu vicdanının rahat olması için adalet sürecinin hızlanması gerekiyor ve adaletin yerine gelmesi lazım. Evet. Kanunlar niye konuyor? Suçlular cezalandırılsın, toplum sağlıklı sosyal bir yaşam sürsün diye. Ama cezalar az olursa, nasıl olsa az ceza alıyoruz diye yapmaktan korkmuyorlar ya. Şimdi size soruyorum en basitinden. Alkol alıp direksiyon başına, uyuşturucu alıp direksiyon başına geçmenin suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ben yapmıyorum. Hiçbirimiz yapmıyoruz. Çünkü suç olduğunu biliyoruz. Ama kural tanımazlar, kanun tanımazlar. Gözlerini kıpmadan bunu yapıp birilerinin canını yakıp birilerinin ocağına ateş düşürebiliyorlar. O yüzden emsal teşkil etsin. Ağır cezalar verilsin ki bir daha yapmaya insanlar çekinsin. Teşekkür ederim. Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 acılı annenin mesajlarını sizlere ilettik. Onların da dediği gibi geciken adalet, adalet değildir. Umarım adalet arayışlarında mutlu sona ulaşırlar. Geciken adalet, adalet değildir.